Selam arkadaşlar, yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber değişik bir video ile beraberiz ve yeni çıkan NASCAR 2021 fan paketini satın alacağız ve inceleyeceğiz. Ama satın almadan önce de eğer benim gibi satın alacaklar varsa şuradan içerik ve destekli kısmından IDGAL kodunu yazıp ondan sonra buradan tamam deyip böyle paketi alırlarsa bana destek olmuş olurlar. Ben de bu sayede sizlere çekişleri yapabiliyorum arkadaşlar, aklınızda bulunsun. Ve bu tarz daha fazla eşya satın alma, inceleme, içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenme ve kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyerek paketi satın alıyorum diyelim. Bir dakika bakalım pakete. Bu Toyota Camry, tamam mı? Okey, zaten bunu biliyorduk. Chevrolet Camaro, Ford Mustang. Bu arada bazınız eleştirmiş paketi, arabalar çok uyduruk olmuş diye. Ben ona kesinlikle katılıyorum bu eleştirmenize. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Lamborghini paketini düşünün. Bir tane de araba alıyordunuz. İşte uyduruk 2-3 çıkartma vardı. O paketle bu paketi kıyaslayın. Bu paket çok daha iyi. Yani o açıdan bakın. Yine gideri var yani. Öyle söyleyelim Lamborghini'ye göre. Ama bana kalırsa yani... Paranız yoksa, krediniz yoksa zaten alınacak bir paket değil. Ama fazla krediniz varsa alınacak bir paket. Onu da baştan belirteyim. Ya benim de paketle ilgili düşüncem bu. Çünkü çok fazla çeşit var. Hani bir tane neredeyse 15'e yakın çıkartma var. Baneri desem var. Her şey var. Ama arabalar dediğim gibi daha iyi olabilmiş. Çünkü neredeyse birbirinin kopyası. Bak bir buna bak. Ondan sonra bir buna bak. Bir buna bak. Sanki yani aynı arabaları evirip çevirmişler gibi ama... Lafı uzatmayalım, paketi bir alalım ve paketimizi aldık. Burada görüyorsunuz bize neler varmış. Şimdi bunların hepsini inceleyeceğiz. İlk başta şöyle bir şey yapacağım. Buradan garaj diyeceğim. Yeni ön ayar oluştur diyorum. Ön ayar bir 5-10 tane oluşturalım. Hatta 10 tane oluşturalım. İlk arabamızı tasarlayarak başlayalım. Hatta bu arabaları oyuna da bakacağız. Şimdi Chevrolet Camaro. Bu arabayı biliyoruz zaten. Burada çıkartmaları var. Mesela 1 numara. 1 numara bence gayet iyi. 9 numara. Bir daha iyi gibi. NASCAR Rally. Bunu kullanmam ben kötü. 3 numara. Yani 1 ile 3 birbirinin kopyası olmuş be. Turuncu siyah. Ama bir daha iyi. Bu da 43 numara. Ben buna 1 numara kullanırım mesela. Renklerini ayarlayamıyoruz. Böyle kalıyor. Güzel. Lastiğimiz Goodyear. Bu da güzel. Boost'a istediğimizi atabiliyoruz. Tabii ki de buraya bir tane standart turuncu boost gider gibi. Ama termal kırmızı da gider. Yani bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Sizin zevkinize kalmış bir şey. Ama ben buradan bir siyah boost çekeyim ya. Benim siyah boost'um vardı. Mesela ben bunu koydum şimdi. Hani uyduruk olsun diye. Ya da şunu koyayım ya. Aynen. Bu kalsın. Bunu da koyduk. Şapka koyamıyoruz. Anten koyamıyoruz. Gol patlamıza mesela siyah aşırı büyüme koyalım. Hani uyumlu olsun diye. Siyah Hexwork koyalım. Birinci arabamız böyle. Chevrolet Camaro. Geldim ikinci arabaya. Aynı zamanda böyle araba tasarlama videosu da olacak. Çünkü hem inceleyeceğiz hem araba tasarlayacağız. Camaro'ya bir tasarım daha yapalım. Yelek olsun bu da. Bunu da mesela 9 numara yapalım. Gelelim buradan lastiğe. Yine aynı lastik ayarlayamıyoruz. Boost'larımıza gelin. Bir tane güzel mavi boost bulabilir miyiz? Şöyle bakıyorum. Sezon 11 elmas olabilir ama çok sırıtır. Bu da olmaz. Şöyle bakıyorum, galiba mavi boost bulamayacağız. Bu olabilir de bu da çok sırıtır. Buna bir tane kobalt boost lazım. O da bakıyorum böyle de yok arkadaşlar, bulamadım. Bunu şimdi geçici olarak koydum çünkü çok fazla boost. Gol patlaması olarak da mavi bir tane gol patlamam var mı benim? Bunu koyalım şimdilik. Bu da ikinci arabamız olsun. Zaten buradaki ana amaç şey olacak. Arabaların görünüşüne bakmak olacak ve çıkartmaları değerlendirmek olacak. O yüzden çok hani boostlara ve şeylere takım. Geçtik üçüncü arabaya. Geldik Ford Mustang, hepimizin aslında beklediği bu paketteki en dikkat çeken araba. NASCAR'ı geçiyorum, 6 numara var. 10 numara var ki bu benim favorim. Bir de 22 numara var. 22 ile 10 numarayı tasarlarım. Geldim buraya. Lastikler yine ayrı. Lastikler hep Goodyear, hiç o değişmiyor. Fix yani. Bu da Ford Mustang abi. Şöyle bir bak. Camaro 1. Camaro 2. Mustang 1. Şimdi Mustang 2'ye geçiyorum. Gelelim buraya. Böyle sarı kırmızılı bir şey oluyor. Tamam. Şuradan lastik değişmiyor. Bunların hiçbiri değişmiyor. O kötü olmuş. Aslında bronz olabilir. Oo, bronz bayağı direkt cuk oturdu ya. Baksana. Bu bayağı oldu yani. Tamam. Bu kalsın. Bunu da böyle yapalım. Tamam. Toyota Camry'ye geldik ki bence en kötü arabalardan bir tanesi. Bunu da ayarlıyorum. Çıkartması. Önceki videoda hatırlıyorsunuz. Eminem demiştim. Eminem'e. Orada bayağı bir kişi uyardı beni. O yüzden şimdi doğrusunu söylüyoruz. Burada şimdi gökkuşağı boost'u vardı. Onu ayarlayacağım. Gökkuşağı bakalım. G harfinde de büyük ihtimal. Aynen. Al abi, çok oturdu. Direkt için. Bu da böyle oluyor.
geçtim 6'ya. Aslında baktığın zaman arabalar harbiden kötü. Dediğim gibi çünkü yani şöyle bir uzaktan bakın. Şu yazıları görmeyin. Birbirinin aynısı gibi ya. Hiçbir fark. Arabalar gerçekten fiyasko ama dediğim gibi çıkartmaları için alınır. Çünkü pakette çok fazla içerik olduğu için yine değer arkadaşlar. O anlamda bakın pakete. Mesela bunu da ne yapalım? Buna da kırmızı bir tane boost bulmaya çalışalım. Bulduk, bunu bulduk. Bu kalsın ya şimdi. Çok uyma. Ve böyle yaklaşık kaç tane araba elde ediyoruz? 6 tane araba elde ediyoruz. Burada benim favorimi soracak olursanız eğer Chevrolet Camry güzel. Onun dışında bu araba kötü. Yani çıkartması kötü. 10 numara ben güzel demiştim ama bu da kötü. Onun dışında bu güzel. Bence bu arabayı alalım ve bu arabaya bir tane banner çakalım. Tamam, banerler de var çünkü hani bunda sınırlı kalmıyor. Ve böyle bir oyuna girelim abi, tamam mı? Aha da böyle McDonald's Ford Mustang yaptık ve arabanın çıkartması gerçekten efsane gözüküyor abi. Harbiden böyle bir sanki Rocket League'li değil, yarış oyunu oynuyor musunuz havasında. Güzel bir çıkartma var. Ama biz arabayı test etmeye bakacağız. Çünkü o yüzden maça girdik. Görünüşü zaten tasarım olarak yapmıştık. Biraz da arabamıza bakalım. Ve bu arada arabada şöyle söyleyeyim. Dominus Hitbox'ı. Dominus Hitbox'ın artıları da çok iyi freestyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Onu belirteyim ve çok iyi pinch falan atıyorsunuz Dominus Hitbox'lı arabalarda. O yüzden biz de bunu test edeceğiz. O değil de arabayla boost aşırı yakıştı ya. Onu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ama arabayı sorarsanız görünüşünü oyunda da iyi beğenmedim ben ya. Çok iyi değil. Onu da rahatlıkla söyleyebilirim ve ah be double tap atamadık oradan. Üzgünüm diyor. Kaçırdığı için dedi bu arada üzgünümü. Şöyle bir agresif müdahale yapalım. Buradan gidelim. Bir tane gol atalım ya. Bizim adam atar onu. Atamadı. Şöyle bir tane vuralım ve golümüzü atalım abi. Güzel. Ve gerçek maçta 2 dakika gösterdim size arkadaşlar paketi. Umarım paketi beğenmişsinizdir. Benim paket hakkında genel yorumu şöyle söyleyeyim. Çıkartmaları ve diğer eklentileri iyi ama arabalar birbirinin aynısı olduğu için bence arabaları kötü olmuş. O yüzden benim pakete puanım 10 üzerinden 5 tarzında bir puan olacaktır. Ya çok fazla beğendiğim bir paket değil ama çok içerik olduğu için, çok fazla eklenti barındırdığı için bence alınmaya değer. Ve kredisi olan arkadaşlar da bu paketi mutlaka alsın. Çünkü ileride hani gelecektir ama bir Skyline gibi arattırabilir paket kendini. O yüzden dediğim gibi pakete kredisi olan arkadaşlar için önerilim. Diğer arkadaşlar da kredisi olmayan arkadaşlar için de önermem. O zaman videoyu da böyle bitirelim. Videoyu aşağıdan beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Ve kanalda hala abone değilsiniz. 200 saniyesi ayırıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve zil butonunu da açarsanız sevinirim. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Paketi alacaklar da iLegal kodunu kullanırsa çok mutlu olurum. O zaman şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.